Finans Merkezi'nden herkese merhaba, ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca hem içeride Borsa İstanbul'daki tabloyu değerlendirmeye çalışacağız, hem gelen haftalık verilerin içerisinde önemli unsurlar var. Merkez Bankası rezervlerine ilişkin, kur korumalı mevduata ilişkin bunların detaylarını paylaşacağız. Bir son dakika gelişmesi aktarıyor arkadaşlar. Suudi Arabistan'ın 1 milyon varillik petrol arzı kesintisini Eylül ayına da uzatacağına dair perde arkası haber Bloomberg News'un haberi. Bunu da paylaşmış olalım. Bekleniyor zaten bu uzatımlarda. Dolayısıyla petrol piyasasındaki arz talep dengesi üzerine tartışmaların devam edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler açısından da önemli konulardan bir tanesini oluşturuyor diyebiliriz bu. Diğer taraftan yine havacılık sektöründeki tavan fiyat uygulaması ve diğer unsurlar Güntay Şimşek'le birlikte üzerine konuşacağımız konular olacak. Son olarak da uluslararası piyasalara döneceğiz. İş yatırım uluslararası piyasalar direktörü Şant Manukyan'la birlikte gerek Euro bölgesinden gelen son verileri gerekse uluslararası piyasalardaki resesyon tartışmalarını ele almaya çalışacağız. Hızlıca bugünün haber başlıklarıyla başlayalım. Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık %9,1'lik beklentinin biraz üzerinde %9,49 artarken yıllık enflasyon %47,83 olarak kaydedildi. Temmuz'da yıllık çekirdek enflasyon da %56,09 seviyesine geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayı enflasyon verisini değerlendirdi. Şimşek, dezenflasyonla fiyat istikrarının hedeflendiği bir süreçten geçildiğini, 2024 ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmesini beklediklerini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde artış devam ederken net rezervlerde seçimden bu yana en hızlı düşüş dikkat çekti. Merkez Bankası verilerine göre brüt rezervler 28 Temmuz haftasında 113.8 milyar dolara yükseldi. Net rezervler ise geçen hafta itibariyle 2.8 milyar dolar gerileme ile 10.9 milyar dolara düştü. Merkez Bankası tarafından yayınlanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşik kişiler 27 Temmuz haftasında 179 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı. Böylece yabancı yatırımcılar 2013 yılından bu yana en uzun alım serisine ulaşmış oldu. 2023 yılı Temmuz ayında geçen yıla göre ihracat %8,4 artışla 20 milyar dolar, ithalat ise %11,1 artışla 32,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin dış ticaret açığı yıllık %15,7 artışla Temmuz ayında 12,4 milyar dolar seviyesine çıktı. İlk 7 ayda ise ihracat %0,6 azalarak 143,4 milyar dolar, ithalat ise %5,1 artışla 217 milyar dolar oldu. Haber başlıklarını paylaştık. Hızlıca piyasalardaki rakamlar üzerine bir değerlendirme yapalım. Borsa İstanbul artı başladı. Seans içerisinde 7.365 puan seviyesine kadar gittik. Ancak sonrasında bir realizasyon geldiğini gözlemliyoruz. Endeksin şu an bulunduğu seviye 7.268 puan seviyesi. Genel anlamıyla artıda kalmaya devam ediyoruz. Dünkü kapanışın 9 puan kadar üzerindeyiz ama dalgalı seansı olduğunu bir kez daha ifade edelim. Bankalarda biraz satıcılı seyir var. Bankacılık endeksi %0,6 eksi de sanayi endeksi ise hafif artıda gördüğümüzü söyleyebiliriz. BİM şu anda endeksi tek başına 15 puan kadar yukarı itiyor. BİM etkisini dışarıda bırakacak olursak endeks eksi de kalmaya devam ediyor. Onu da söyleyelim. Diğer taraftan dolar TL'de 26.96'larda, euro TL'de 29.52'lerde fiyatlama görüyoruz. Türkiye'nin CDS'leri yeniden 400 bas puanın altına indi. Dün ve önceki günkü yükselişlerin ardından bir 10-11 bas puan kadar aşağı kaydığına şahitlik ediyoruz. Şu an itibariyle iç piyasayı ilgilendiren rakamlar 3 aşağı 5 yukarı böyle şekilleniyor. Avrupa borsalarında satıcılı seyrin devam ettiğini izliyoruz. Özellikle hazine kağıtlarında Amerikan tahvillerindeki tablo burada çok belirleyici oldu. An itibariyle 2 yıllıklar 4.90'larda ama 10 yıllık tahvil faizi
4.16'lara kadar gitti. Dolayısıyla oradaki bu faiz yükselişi Amerika'nın notunun indiriminin ardından ayrıca yine Amerikan hazinesinin borçlanma programı ve özellikle vadesi gelen tahvillerle ilgili iradesinin farklı şekillenmesinin ardından daha belirgin hale geldi. 4.16'larda dediğimiz gibi Amerikan 10 yıllıkları böyle olunca hisse senedi piyasalarındaki realizasyon da biraz daha kuvvetleniyor. %0.7 kadar Stoxx 600 endeksi Avrupa'da eksi de şu anda DAX endeksindeki kayıplar %1'e yakın seyrediyor demek mümkün. Diğer taraftan Amerikan vadeleri açısından da tablo çok aydınlık görünmüyor. %0.4 civarında şu anda kabaca S&P 500 vadeleri aşağıda. Nasdaq vadeleri %0.7, Dow Jones vadeleri de %0.2 kadar aşağıda. Az önce aktardığımız Suudi Arabistan ve petrol kesintilerinin devam edeceğine dair haberler petrol fiyatlarını yukarı itiyor. %1 kadar hem Brent petrolde hem Amerikan tipi ham petrolde yükseliş var. Brent yeniden 84 doların üzerinde. Spot altının ons fiyatı ise 1932 dolar seviyesine kadar gelmiş durumda, bir 3 dolar kadar aşağı kaydığını gözlemliyoruz dünkü kapanış seviyesinden. Rakamları bu şekilde aktardık. Şimdi geçiyoruz araştırma masası bölümümüze. Ebru Usta bizlerle. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Ebru, özellikle rezerv konusu uzun süredir Türkiye'de en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Rezerv kullanımının piyasayı ve kuru tutmak adına rezerv kullanımının gerçekleşmeyeceği açıklandıktan sonra ciddi bir rezerv birikimi de gerçekleşmiş. Ekonomi yönetiminden yönetim tarafından bunun iletişimi de ön plana çıkartılmıştı. Fakat bu hafta gelen veri bir parça gerilemeye dikkat çekiyor rezervde. Evet, seçimden sonra ilk kez bu kadar yüksek tutarda bir düşüş oldu. Bugün gelen verilere göre geçen haftanın verileri bunlar. Net rezervlerde seçimden bu yana en hızlı düşüş görüyoruz şu an itibariyle. 2.8 milyar dolarlık bir düşüş var net rezervlerde. 10.9 milyar dolara geriledi net rezervler. Brüt rezervlere baktığımızda brüt rezervlerde çok sınırlı bir artış var. 0.2 milyar dolar gibi çok sınırlı bir artış olsa da swap hariç net rezervlere baktığımızda burada da düşüşün olduğunu görüyoruz. Eksi 50.2 milyar dolardan eksi 50.6 milyar dolara gerileyen swap hariç net rezerv rakamına ulaştık. Geçen haftanın verilerine göre diğer taraftan KKM verileri geldi bugün de. Geçen hafta KKM'de son bir ayın en yavaş artışı oldu. Bu da dikkat çekici çünkü çok hızlı bir artış vardı önceki haftalarda. 130 milyar TL'ler civarında haftalık artışları görmüştük. Geçen hafta 58.6 milyar TL'lik bir artış var. Son bir ayın en düşük hızında bir artış ama artış yine de devam etmiş. Toplamda da 3.13 trilyon TL'ye ulaşan bir KKM hacmi var. Bu da dolar bazında baktığımızda 116.3 milyar dolara denk geliyor. Geçen hafta 1.4 milyar dolarlık bir artışla birlikte toplam KKM'nin hacmi 116 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Döviz tevdiat hesaplarına geldiğimizde çünkü KKM'ye önceki haftalar kadar giriş olmamış. Rezervlerde azalış var. Peki bu para nereye gidiyor diye baktığımızda biraz döviz tevdiat hesaplarında artış olduğunu görüyoruz geçen hafta. 1 milyar dolarlık artış var. Neredeyse tamamı gerçek kişilerin alımlarından kaynaklanıyor. Parite etkisinden arındırılmış verilere baktığımızda da döviz tevdiat hesaplarında 1.4 milyar dolarlık bir artış olduğunu görüyoruz. Gerçek kişilerin hesaplarından kaynaklanıyor. Çoğunluğu 1.3 milyar doları gerçek kişilerden, 130 milyon dolar gibi sınırlı bir kısmı da tüzel kişilerden kaynaklanıyor. Peki yabancıların borsadaki pozisyonu nasıl? Ona baktığımızda 179 milyon dolarlık sınırlı bir alış olduğunu görüyoruz. Yabancıların borsadaki alımlarına baktığımızda son 8 haftada, son 2 ayda ise 1.8 milyar dolar civarında bir alım var. Ama yabancı takas oranlarına yansıyan kısım çok çok sınırlı. %30'un bile bir miktar altında bir yabancı takas oranı var. Yani yabancıların borsaya girişi var ama yerlilerin de alımı olduğu için yabancı takas oranlarında çok hızlı bir artış yok. Devlet iç borçlanma senetleri tarafında yabancıların çok yine sınırlı bir düşüşü var. 8.7 milyon dolar gibi çok sınırlı bir düşüş olduğunu görüyoruz. Şirket borçlanma senetlerinde de çok sınırlı net değişim var, net satış var. Genel olarak tabloya baktığımızda biraz KKM'nin hızı yavaşlamış görünüyor. Mevduat faizlerinde zaten %40'ların üzerinden %30'lara geri çekilme vardı seçim sonrasındaki süreçte.
Biraz onun da etkisi var ama döviz alımları devam ediyor. 1 milyar doların üzerinde bir alım var sadece geçen hafta, o gerçek kişiler kaynaklı. Rezervlerde azalış dikkat çekici. Biraz rezervlerdeki verilerin, düşüş verilerinin ardından borsada da satış geldiğini görüyoruz biraz önce. 7300'ün üzerinde zaten tutunamayan bir borsa görüyoruz son birkaç gündür. Haftanın geneline baktığımızda her gün deneme oluyor 7300'ün üzerine ama kapanış bir türlü 7300'ün üzerinde olmadı şu ana kadar. Biraz 7300'den satış geldiğini görüyoruz kar realizasyonları. Biraz da rezervlerdeki düşüş kaynaklı. Krediler tarafına baktığımızda da geçen hafta kredi piyasasında sıkışıklığın sürdüğünü görüyoruz. Mayıs ayı ortalarında tüketici kredilerinde yıllık büyüme 13 haftalık arındırmış ortalamalara göre %100'ün üzerine çıkmıştı. Şu an orada %30'lara kadar geri çekilme görüyoruz. Kredi artış hızı çok gerilemiş durumda. Hem tüketici kredilerinde hem ticari kredilerde artış hızının özellikle ticari kredilerde %45'lerden son 2 ayda neredeyse sıfıra yaklaştığını görüyoruz. Ciddi bir daralma var krediler tarafında ama bu da biraz ekonomi yönetiminin de istediği bir şey. Zaten gelen makro iktisadi tedbirlerle kredi hacminin artış hızında yavaşlama istediğini biliyoruz enflasyonu kontrol altına almak için. Biraz da o taraf tabii kontrollü gidiyor. Temmuz ayı içerisinde de TL kredilerin aylık büyümesi %3 civarında. YP kredilerin büyümesi ise dolar bazında gerilemiş durumda %0.5, sadece Temmuz ayı için söylüyorum. Burada bir sıkışıklık var, orada devam ediyor verilere göre. Teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için Ebru. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Önemli bir son dakika haberimiz var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan yardımcılığı görevini uzunca bir süre yöneten, daha öncesinde de BDDK başkan yardımcısı olarak görev yapmış olan Taha Çakmak, Türkiye Sigorta'nın genel müdürü olarak atandı. Genel kurul toplantısının çıktısı olarak bu önemli bilgiyi aktarmış olalım. Türkiye'nin en büyük sigorta şirketi şu an itibariyle Türkiye Sigorta'nın genel müdürlüğüne atanmış oldu. Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı Taha Çakmak. Kısa bir aramız var, sonra yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte. Güntay Şimşek, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi önemli tartışma konularından bir tanesi, havacılıkla başlayalım. Önemli tartışma konularından bir tanesi, iç hatlarda doğru düzgün uçak bulunamıyor. Evet. Uçuş sayıları çok azaldı. Zaten operatör sayısı da çok azaldı. Dolayısıyla işte hem Atlas'ın gidişi hem Onur Air'ın gidişiyle birlikte sadece iki tane artı işte belki bir tane üç daha, tane. Üç diyebiliriz. Yani, Express, Pegasus ve TAI. TAI Anadolu Jet diye bak. Dolayısıyla üç tane havayolu şirketi var diyebiliriz. Dolayısıyla burada tavan fiyat uçakların maliyetini karşılamadığı için uçuş sayıları sınırlanmış ve uçaklarda yer bulunurluğu problemi had safhaya çıkmış görünüyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Ne olacak şimdi? Tavan fiyat bir güncelleniyor denildi ama güncellenmedi. Bekleniyor. Nasıl güncellenecek? Şu anki şöyle başlayalım. Bir defa 2013'te bu tavan fiyat uygulamasına geçerek düğmeyi yanlış iliğe koydular. O yanlış ilikten sonra hep sürekli yanlış gitmeye başladı işler. En başta yanlış 2013'te Ulaştırma Bakanlığı'nın piyasaya, serbest piyasa ekonomisiyle hareket eden bir pazara müdahale etmesiydi. Müdahale ettikleri zamanlarda tavan fiyatın değeri dolar olarak 150 dolara falan tekabül ediyordu. Şu an tavan fiyat olarak uygulanan rakam 45 dolar seviyelerinde, 45-50. Şimdi haklı olarak bu sektörün girdileri veyahut da işte maliyetlerin önemli bir kısmı işte yakıttır, uçaktır, personeline verilen şeyler. Yani birçoğu hep dolar cinsinden. Sen şimdi 2013'te 150 dolar olan tavan fiyat şu an 45 dolar seviyelerinde kalmış ve arttırmıyorsun. İkincisi, sen niye müdahale ediyorsun? Seni ne ilgilendiriyor bakanlık olarak sorunca bunların cevabı yok. Üçüncüsü, hani Maliye Bakanı, Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek koltuğu oturduğunda ne demişti?
rasyonel politikalara dönülecekti. Burada niye dönülmüyor? Bu tamamen yanlış. Hiçbir tarafından izah edilebilir, tutulabilir. Hiçbir yanı yok. İçeride uçan şirketler de çıkmaya çalışıyor. Kalanların önemli bir kısmı ise Türkiye olan çıkma şansı var mı? Yok. Anadolu Jet, TAY, bayrak taşıyıcı, hükümet mecbur çık dedikten sonra yani yap dedikten sonra yapacak. Kimse ona çık diyemez yani. O görevi o. Sun Express o da yarı Türkiye Allah'ının hem kuruluşu hem de burada onlar iç hat uçarken bunların bir de dış hat bağlantısı olduğunu düşün Pegasus'un da. Yani içerideki o yolcuyu taşıyıp yurt dışına da nakledecek şeyini düşünerek o verimliliği yakalamaya çalışıyorlar. Yoksa tek başına iç hatlarda uçuş külliyen zarar. Bugün yazdım. Geçen yılın rakamlarıyla TAY'nin 400 milyon dolar kaybettiği söyleniyor iç hatlarda. Hatta bu sene için de 600 milyon dolar yani yazmışsın. Bu sene de 600 milyon dolar. Benzer şeyleri işte Pegasus, Sun Express için de düşün. Ve böyle direkt işte transit yolcu olmayacak. Yani İstanbul'a veyahut da hub olarak düşündüğü yere getirip de ileri başka yerlere dağıtacağı yolcu potansiyelinin olmayacağı yere de hava yolları bu durumda neden uçak koysun? Yani düşün ki İstanbul'dan işte herhangi bir işte Van'a kasa koyuyorsun ve o saatlerde hiç transit yolcu yok. Yani Van'dan gelip İstanbul üzerinden Avrupa'ya, Amerika'ya, işte uzak doğuya giden yoksa hiçbir şey verimliliği yok. Şirketler de bundan rahatsız. Bu birinci nokta. İkincisi, şimdi sen şirketlere böyle baskı yaparsan, özellikle en fazla zarar eden Türk Hava Yolları'na dersen ki bu fiyatlardan uçacaksın. O da sana başka taleplerle gelecek doğal olarak. O da diyecek ki ben %82 oranında İstanbul Havalimanı'nı kullanıyorum. Buranın trafiği bana ait. Sen de buraya low cost, düşük maliyetli, benimle rekabet edecek, fiyatlarımı aşağı çekecek, bazı hatlarda beni zorlayacak hava yollarına izin verme. Ya ama Sabiha Gökçen Havalimanı da oradaki low cost'ların, düşük maliyetle uçan bu havayolu şirketlerinin taleplerini karşılayabilecek hızda gelişmiyor. Ha zaten yatırımcı problemi. Zaten öyle orada diyor. Yani diyor ki burada izin verme, onlar oraya gitsin. Oradakiler de diyor ki bazıları mesela Pegasus büyüyemiyor bir yerden sonra veyahut da başka bir havayolu gelmek istiyor. Low cost veya başka bir şekilde orayı verimli görmeye gittiği zaman orada uçacak yer yok. Bir pist sorunu var. İki taksi yolları uçakların pistle terminal arasında gidiş gelişlerini yapacak. Kısmen park, uçak park sorunu ve daha önemlisi terminal sorunu var. Ve daha önemlisi işletmeci sorunu var. Orayı işleten Malezya Airport'ta Türkiye şartlarına bir türlü ayak uyduramadığı için. Ama bayağı oldu artık. Bir uydursalar hiç fena olmayacak. Onlardan da şey olmuyor işte biraz. Yani otopark problemi var. Çok uzağa götürüp bırakmak zorunda kalıyor hem herkes. Hem zorundasın hem de mesela TAY'nin CIP'sini kullanıyorsun ve premium yolcusun. Senin arabanın almıyor adamlar. Bana kaç kişi aradı. Otopark sorunu ciddi anlamda yüksek seviyelere gelmiş durumda. Otopark sorunu var. Pisti bitmedi. Pist evet. Tabii oranın değil ama hani pist bitmedi. Pist sorunu da var. Pistte terminal de başka oyunlar oldu. Terminal da yetmiyor. Evet. Taksi yolları da yetmiyor. Uçak park alanında da sorun var. Vatandaş buraya niye geliyor? Koca İstanbul Havalimanı'nı o zaman niye yaptık? Buraya gelmek istiyor. Buraya da diyorsun sen low cost'un. Bir tane yakın bildiğim bir proje var. Parayı, pul, her şey hazır. Havacılık tecrübesi olan İstanbul Havalimanı'nı bez yapıp aynen Onur, Atlas gibi uçuşlar yapacaktı. Bundan dolayı izin alamadı. Ve yatırım yapamadı ve güçlü, her şeysi sağlam bir şirket. Ve oraya sokamadınız. Ve şu an İstanbul Havalimanı'nın trafiğinin %82'ni TAY kullanıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durum, yani tek başına bir hava yolunun bir meydanı, terminali bu kadar domine ettiği yer söz konusu değil. Bu verimde değil, rekabet getirmez. Uzun vadede TAY'ye de Türkiye'ye de zarar verir. Bir de başka bir husus daha var. Türk Hava Yolları'nın giderek transit yolcu sayısı artıyor. Oradan bir kayıp söz konusu. Çünkü transit yolcu demek bir yolcu alıp buraya getiriyorsun. Bir yolcuya iki bilet kesiyorsun. Şöyle düşün. Cape Town'dan ben gittiğimde adam anlatmıştı. Abi dedi Londra'ya bilet alsam buradan dedi Türk Hava Yolları'yla. De İstanbul'da insan olun dedi. Neden böyle düşünüyor? Abi İstanbul Londra dedi TAY ile bir aktarma yapıyorsun 700 dolar. İstanbul Cape Town İstanbul yaklaşık 1000 dolar falandı. Yani arada 300 dolar fark var ya, bu diğer havayolunda da aşağı yukarı benzer. Transit yolcuyu alabilmek için
biraz düşük oluyor ama bazen TL'de işin ucu fazla kaçmış oluyor. Bu rekabet doldurmak için. Ve o da transit tarafta TL'nin bilançosuna bir süre sonra etki etmeye başlayacak ve bu sürdürülebilir bir şey değil. Bir de iç hatlardan TL'ye damga şey vuruyorsun, darbe. Tek ne oluyor? Dış hat, git gel. Buradan da vatandaşı o zaman rekabette yok. Yüksek rakamlardan biz uçup geleceğiz. Şu anda tavan fiyat kalksa. Evet. Nereye çıkar mesela iç hatta ortalama bilet fiyatları? Valla tavan fiyat kalkarsa 100 liraya da bilet bulabilirsin. 2500, 3000 liraya da 4000 liraya da olur. Bu 2000 tavan fiyatı. Yani 100 lirayı bulamazsın o ayrı da. Yok bak 100 liraya ben sana %100 bulabilirsin. Hatta yüksek fiyattan daha fazla bulursun. Çok ileri tarihli. İleri tarihte değil. Şimdi şöyle düşün ya. Yani şu anda tavan fiyat olduğu için zaten düşük fiyat uygulaması tamamen ortadan kalkmış durumda. Şu an diyelim ki tavan fiyat 2000 lira. Veyahut da 1500 lira. Neyse yani önemli değil. Taban fiyat 1500 koyduğun zaman tabanı yukarıya çekiyor. O yüzden otomatikman. Dedi, yani 100 liralık 200 liralık biletler olmuyor. Bu ne demek? Şimdi Bodrum'a cuma günleri yoğun bir saat değil mi? Herkes gitmek istiyor. Onun dönüşünde gelen oluyor mu? Neredeyse çok az yani uçak belki de boş geliyordur. Şimdi şey olsa adam onun verimli alayı kullanmaya çalışacak. Benzer yerlere, başka yerlere de. Yani bu Bodrum biraz ekstrem örnek olabilir ama Van da olabilir, şey de. Şimdi Van'a giderken hep tavan fiyat uyguluyorsun. Bütün saatler aynı. Halbuki rekabetli bir piyasa olsa onu o Van hattında tavan fiyat şu an 1500 iken sen onu 3000 liraya sattığın iyi saatler var. Sabah onu alacak adam var ve o saatte gelmeyecek olan ve daha geç saatlerde işte öğlen saatinde 200 liraya gelecek adam da var dönüşünde veya gidişinde. Dolayısıyla onu yayıp paçal edip ortaya bir rakam çıkarıyor. Yani 2013'ten önce rakamlara baktığımızda kıyasladığında bu yüksek yani taban fiyata denk gelen rakam üzerinde satılan bilet oranı %2. Çok değil. Ve bu %2 sesi gür çıkan insanlar. Ekonomik gücü, siyasal gücü, politik gücü olan ve hükümete etki eden, ilgili etki edip bu tavan fiyatı koyduran onlar. Millet de zannediyor ki gariban vatandaşın da yine. Bu kesinlikle vatandaşın aleyhine bir durum. Bunu bakanlığa nasıl anlatmak lazım onu bilemiyorum. Bir iki üç dakikamız kaldı ama çok hızlıca. Evet. İDEF fuarı çok önemli bir savunma fuarı. Bütün dünya çapında da. Dünyanın da birçok yerinden birçok misafir ağırladı. Evet. En büyük savunma sanayi şirketleri geldi. Ne çıktı ürettik? Şimdi İDEF önemli bir markamız ama çok yanlış bir yerde yapıyoruz. Yani düşün ki denizi olan, raylı sistemi olan, 2-3 tane havalimanı olan bir şehirde yapıyorsun ve fuar ya hava savunma fuarı demek havacılık, deniz, kara falan demek. Bunların hiçbir aletini, aygıtını sergileyemediğin bir fuar yapıyorsun. Fuarın yeri yanlış. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı anlamsız bir şekilde TÜYAP'la ısrar ediyor, orada yapıyor. Atatürk Havalimanı için defalarca yazı yazdım. Orayı denizde bulundurun. Bir liman entegre edin. Pisti var, süper bir havalimanı var, tamam mı? Denizde entegre ettiğin zaman yanında da raylı sistem var. Süper bir fuar yaparsın. Birinci husus bu, yeri yanlış. İkinci husus, çok sayıda yabancı şirket bizim yerli şirketlerden fazla katıldı. Çünkü İDEF'in rakamları o kadar yüksek ki bizim vatandaşımız katılamıyorlar. Ya bu vakıf şirketi. Niye yüksek rakamlardan fuar yaparsın? Üçüncüsü artık vakıf şirketi fuar yapmasın. Zaten Aselsan, TAİ, işte TUSAŞ, TEİ, Havelsan bir sürü bak bunlar hepsi vakfın şirketleri. Zaten devletin kaynakları buraya akıyor. Yani normal bir şirketin 1 liraya yapacağını zaten bunlar 5 liraya 10 liraya yapıp devlete hem de ihalesiz falan veriyor. Bırakın o zaman SASAT var. Yani bu Savunma Sanayicileri Derneği. Saha İstanbul var. Artık özel kim sektör alsın, rekabetçi yapsın. Bir de artık İDEF'i çeşitlendirmek lazım. İDEF deyip içine her şeyi koymak yerine artık Türkiye'nin savunma, havacılıkta geldiği savunmada, karada, denizde çok süper ürünlerimiz var. Aselsan'ın da TUSAŞ bir sürü platform araçlarını sergiliyor. Aselsan sayısını tutturamazsın. Kaç tane ürün koymuşlar? Çünkü 600 civarında ürün üretiyor. Hepsinin özel şirketlerimiz. Mesela Deniz İDA var. Yani insansız deniz aracı ULAK. O yandan geliştirdi en son otokarın süper insansız kara taşıtı. Titra'nın çok süper gözetleme ve kamikaze işleri var. Özel şirketlerin acayip şeyler var ya bunları vakıf şirketine kamuya yaptırırsan yemin ediyorum onların 1 liraya yaptığını vakıf şirketleri 10 liraya yapamaz. Onların 1 ayda yaptığını da 1,5-2 yılda çıkaramazlar.
Dolayısıyla savunmada yeni strateji, politika gerekiyor. Teşekkür ediyoruz Güntay Şimşek, aktardığın bu notlar için. Kısa bir araya gideceğiz, sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Londra'ya gidiyoruz. Ceren Dilekçiköseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımı var 25 bas puan ama bundan sonrasına ilişkin artırım beklentilerinin bir miktar daha azalmaya başladığını gözlemliyoruz. Evet, İngiltere Merkez Bankası aslında bugün piyasanın beklediğini yaptı. Yani 25 bas puan faizleri arttırdı. Faiz artış hızını düşürdü ilk kez. Ve baktığımızda faizleri %5.25 seviyesine çıkardı. Yani 2008 yılından bu yana en yüksek seviyedeki seyrine devam etti faizler. 3'e karşı 6 oyla alındı bu karar. Yani ilk kez aslında komitenin 3'e bölündüğünü gördük bu kararda. 2 üye 50 bas puanlık faiz artış yönünde oy kullandı. 1 üye ise faizlerin sabit bırakılmasını istedi. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası tahminlerinde revizyona gitti. Mesela her ne kadar son dönemde büyümede kaydedilen yavaşlamaya rağmen İngiltere'nin bu sene resesyona girmeyeceğini öngörüyor İngiltere Merkez Bankası. Hatta bu sene için büyüme tahminini %0.5 seviyesine yükseltti. Önümüzdeki sene ve 2025 için ise büyüme tahminlerini düşürdü. Aynı zamanda enflasyon konusunda ise biraz daha karamsar. Yani 2025 ikinci çeyrekten itibaren enflasyonun %2'lik hedefinin altına gerilemesini bekliyor. Mesela hizmet enflasyonunun bu sene boyunca yüksek kalacağını öngörüyor. Gıda fiyatlarındaki artış hız kesecek olsa da yine de bu sene sonuna kadar en azından %10'un üzerinde seyrine devam edecek gıda enflasyonu. Ücret artışları konusunda karamsar. Ücret artışlarının daha beklenenden daha az yavaşlayacağı öngörüsünü paylaşmış durumda. Tabii Temmuz ayı enflasyonu önemli olacak. Mesela Temmuz ayında enflasyonun %7'ye gerilemesini bekliyor İngiltere Merkez Bankası. Ekim-Kasım aylarındaysa %5'e gerileceği öngörüsünü paylaştı. Tabii bu kararın ardından İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri geriledi. Piyasaya baktığımız zaman şu an beklentilere tepe faiz beklentisi %5,75 seviyesinin de altına gerilemiş durumda. Yani 50 bas puanlık daha artış beklentisi var. Maksimum piyasanın İngiltere Merkez Bankası'ndan beklentisi bu yönde. Piyasadaki fiyatlamalara da bakmak lazım. Çünkü kararın ardından ilk etapta İngiltere'de 2 yıllık tahvil faizleri çok hızlı bir düşüş kaydetti. Yani 10 bas puanı ulaştı düşüş. Zaten sterlin hem euro hem dolar karşısında karar öncesi de değer kaybediyordu. Çok fazla bir değişim gözlenmedi. Sterlin dolar karşısında %0.4'e varan oranda düşüşle 1.2670'ler seviyesinde işlem görüyor. Aynı zamanda tabii son dönemde bazı eleştiriler vardı hükümet cephesinden. Mesela İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın danışmanlarının İngiltere Merkez Bankası'nın mevcut politikasından rahatsız olduğu, artık ekonomiye resesyonu sürüklememek adına faiz artırımlarına son verilmesi gerektiği yönündeki görüşleri Bloomberg haberinde bir kaynak haber olarak yer almıştı geçen hafta. Bu haberler üzerine Hazine açıklama yapmıştı. İngiltere Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu vurgulamıştı. Bailey ise yaptığı açıklamada faiz oranlarının zirveye ulaştığını söylemek için henüz çok erken olduğunu ifade etti Açıl Sezen. Ceren, teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için. Aynı çerçevede gitmeye devam edeceğiz. İş Yatırımı Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan bizlerle birlikte. Şant, hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ederim. FED faizi artırdı, Avrupa Merkez Bankası faizi artırdı, İngiltere Merkez Bankası faizi artırdı. Bunlar son demler mi? FED için bence öyle, ECB için de öyle ama İngiltere için henüz bence tam bir tespitte bulunmak zor. Yani evet, bir yavaşlama, momentum kaybından bahsetmek mümkün ama örneğin Amerika tarafında üretici enflasyonuna baktığımızda aslında çok sert gerilemeler oluyor ve bir iki ay değil, bir süredir bunu görüyoruz. Diğer bazı öncü kalemlerde keza yine benzer durumlar var. İngiltere'de henüz bu kadar net bir resim görmüyoruz. Dolayısıyla İngiltere tarafında çok emin olmamakla beraber diğer ufak merkez bankalarının, yani Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada tarafına baktığımızda biraz daha bekleyebiliriz artık düşüncesinin kuvvetlendiğini de göz önüne alırsak, genel cevabım evet ama İngiltere tarafı için hala biraz temkinli olmakta fayda var bence. Peki piyasadaki risk iştahsızlığında ve dönüşte bir Fitch'in Amerika'nın notunu indirmesi, ikincisi de özellikle getiri eğrisinde Amerika'da çok ciddi bir hareketlilik yaşanması etkili oldu, rol oynadı gibi anlaşılıyor.
Dolayısıyla biraz bu düzeltme hareketini nasıl görürsün? Çok da yükselmişti zaten endeksler ama onun ötesinde bu getiri eğrisi ve oradaki hareket 4.16, 4.17'leri hatta şu an 4.18 olmuş Amerikan oyunluklarının gelmesi, bunların temettü verimi üzerindeki karşılaştırmalı mukayeseli etkisi ne söylersin? Şimdi açıkçası ben orada Fitch tarafına hiç takılmıyorum ama elbette ki zamanlama açısından hazinenin yaptığı ayarlamayla, açıklamayla eş zamanlı düşmesi biraz da tabii daha çarpıcı işte 3A notunu kaybetti söylemi. Fitch'i öne çıkartıyor ama bence orada iki tane önemli nokta var. Birincisi şu, ekonominin en azından GDP tarafına baktığımızda, yani harcama tarafına baktığımızda, gelir tarafına baktığımızda aksi bir resim var çünkü. Harcama tarafına baktığımızda kuvvetli gözüktüğü bir dönemde vergi gelirlerinin azalıyor olması ilginç bir nokta. Çünkü bunun normalde olmamasını bekleriz. Dolayısıyla oradan gelen bir gelir azlığı var ve bu hazineyi daha fazla borçlanmaya zorluyor. Hatta bazı noktalarda dürasyonu, vadeyi uzatmaya zorluyor. Bu da tabii hem para nereden gelecek? Yani daha önce ters repo tarafı para piyasası fonlarından gelirken şimdi rezervlerden gelebilir korkusunu arttırdı. Hem de Amerika bu tempoyla borçlanacaksa zaten Fed faizleri 5.50'lerde 4 veya işte 4.18 seviyesi hala düşük, daha da yükselir düşüncesi var. Dolayısıyla ben orada bir anda o hani bir buçuk yıldır var olan resesyon olmayacak galiba düşüncesi, aslında o hazinenin açıklamasının içinde acaba resesyon mu var düşüncesini uyandırdı bende. O yüzden orayı biraz daha ciddiye alıyorum. İkinci nokta sadece temettü verimliliği değil, yani 10 yıllıkların yukarı gidiyor olması bütün değerlemeleri baştan aşağı değiştirecek bir gelişmedir. Reel faizlerin yukarı gidiyor olması değerli metalleri aşağı çekecek olan bir gelişmedir. Bunun yanına tabii şunu da unutmamak lazım, eklemek gerekiyor. Japon 10 yıllıkları da 0.60'ların üzerine yerleşti. Yani seninle bu görüşmeyi bir ay önce yapıyor olsaydık 0.40'lar civarında olan bir Japon 10 yıllıklarından bahsederken, şimdi toplantıdan bu yana Boj'un da çok fazla müdahale etmemesinden dolayı 0.60'ların üzerinde olan bir Japon tahvil getirisi görüyoruz. Dolayısıyla bütün tahvil getirileri aslında geride bıraktığımız dönemde yaptığımız hesaplamaları değiştirmemiz gerekeceğine dair sinyaller veriyor. Zannediyorum piyasadaki gerginlik bu kaynaklı. Şant, müsaadenle kısa bir virgül koyacağız. Şimdi bir Amerika'ya gideceğiz. New York'ta Melike Ayhan bizleri bekliyor. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Melike, satıcılı bir başlangıç var Amerikan piyasaları için. Ne var ön plana çıkan? Üçüncü günde de 3 endeksin düştüğünü görüyoruz. Yukarı çıkan hazine faizlerinin de hisse senedi piyasalarına da baskı yaptığını söylememiz lazım. İşsizlik sigortası başvuruları 2000 kadar yukarı çıkmış. Beklenenden yukarıda ama hala 53 eyaletin 32'sinde düşüş var ve bu önemli. Geri kalan 23'ünde bir artış var ama çok yüksek değil. Çünkü işsizlik sigortası başvuruları ne zaman yukarı çıkar? Ekonomi zayıflayıp resesyon yaklaştıkça ve bunun bu kadar düşmesi, trendini koruması, yani çok fazla yukarı çıkmaması yine pozitife işaret. Bir yandan da tarım dışı üretkenlik, yani işçi maliyeti üretkenliğinin %3.7'lere fırladığını görüyoruz, %2.2'den. Bu da ekonomi için iyi bir haber. Dünden beri söylenilenler ki JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon da bu kredi reytinginin düşürülmesi ABD için olmaması gereken bir şeydi deyip eleştirenlerden. Dün Hazine Başkanı Larry Summers da eleştirmişti. Ona dediğim gibi eklenenlerin sayısı gittikçe artıyor. Jamie Dimon'da da olduğu gibi. Petrolün kendini yukarı attığını görüyoruz şu saatlerde. Suudiler üretimi kesince. Bir yandan da Richmond Fed Başkanı Barkin konuşur. Richard Barkin diyor ki faizler en yüksek yerde, zirvede. Yani bir yerde de bize bir şekilde Eylül'de durulabilir diyor. Fakat dün gelen özel sektör bordroları açıl gerçekten yatırımcıların negatif reaksiyon göstermesine sebep oldu. Çünkü bir şekilde bu rakama bakan Fed'in faizleri arttırmaktan geri kaçmayacağını düşünüyorlar. Yani durmayacağını düşünüyorlar. İkinci çeyrek bilançolarına da pozitif bir reaksiyon fazla göremiyoruz diyor yatırımcıların çoğu, stratejilerinde. Ama
O yüzden bugün barlar yukarı çıkarıldı. Özellikle Amazon ve Apple açısından, çünkü kapanıştan sonra iki dev ikinci çeyrek bilançosunu açıklayacak. Diyorum, söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Tekrar dönüyoruz İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan'a. Şant, özellikle şimdi Avrupa tarafını bir sana sormak isterim. Zira Avrupa cephesinde bir ayrışma var. Ekonomideki soğuma biraz belirginleşti. Dolayısıyla faiz artırmaya da devam etme iştahı olduğunu anlıyoruz. Ama o yavaşlamanın belirginleşmesi, acaba Avrupa Merkez Bankası geç başladı, hızlı faiz artırmak zorunda kaldı, bir yerde politika hatası yapıyor olabilir mi sorusunu beraberinde getirmiş ya da tartışmaya açmış gibi görünüyor. Ne dersin? Şimdi aslında o politika hatası FED tarafından yapılıyor da olabilir. Ama evet, Avrupa tarafı tabii biraz daha zayıf bir performans gösteriyor. Özellikle oradaki büyümenin motoru veya bölgenin en önemli ekonomisi Almanya verilerine baktığımızda orada çok net bir yavaşlama zaten var. Tabii buna ek olarak önümüzdeki dönemde, yani kış aylarına girmemizle beraber enerji fiyatlarında tam olarak neler olup bitecek, ekonomiyi daha zor bir noktaya getirecek mi, orayı da bilmiyoruz. O yüzden ben ECB'nin belki bir faiz artışı daha gelecektir. Çünkü genel olarak baktığımızda hiçbir merkez bankası kendinden emin bir şekilde ben bitirdim bu adımı demeyecektir. Ama örneğin işte Brezilya'nın artık dönüşe başladığını gördük. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Fazla yapıp yapmadıklarını elbette söyleyebilmek çok mümkün değil şu andan. Ama sanki önümüzdeki yıl dönüp baktığımızda biraz agresif davranmışlar deme ihtimalimizin ben daha arttığını düşünüyorum. Peki bu noktadan sonra özellikle gelişen ülkelerdeki o iyimser hava, CDS'lerin uzunca bir süredir geriye kaydığı ortam, risk profilinin bir parça yükselmesinden negatif etkilenir mi, yoksa burada temayı değiştirecek çok bariz bir değişiklik yok diyen tarafta mısın? Şimdi genel olarak orada aslında bir dolar baskısının ben kendisini göstermeye başladığını düşünüyorum. Yani hepsinin tabii ayrı ayrı dinamikleri var ama rubleye baktığımızda 94 seviyelerine geldi. Bank of China neredeyse her gün piyasa beklentilerinin, modellerinin çok net bir şekilde altında fixing açıklıyor olmasına rağmen ve bankalar üzerinden kura müdahale ediyor olmasına rağmen 7.20'lere yükselen bir yine yuan görüyoruz. Öte yandan baktığımızda dediğim gibi Brezilya faiz indirmeye başladı. Genel olarak bir dolar baskısı aslında kendisini gösteriyor. Dolar endeksinde euro o son yükselişinden dolayı sanki bir şey olmuyormuş gibi görüyoruz ama genelde zaten bir sıkışıklık, biraz daha riski azaltalım mı düşüncesi var. Bu bence devam edecektir. Çünkü ana ekonomilere de baktığımızda, yani işte az önce Avrupa sanki çok kuvvetli değil dedik. Çin tarafında açıklanan ama elle tutulabilecek bir paket yok. Bir iyi niyet olduğunu görebiliyoruz ama elle tutulacak bir paket yok. Dolayısıyla oradaki deflasyon baskısı artıyor. Amerika'da o herkesin beklediği resesyon evet olmadı ama içten içe de bir zayıflama söz konusu. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerdeki bu kurlara yansıyan baskı bence devam edecek. Oraya yönelik risk algısı biraz daha bozulmaya devam edecek. Peki buradaki fon akımlarının bundan sonra nasıl şekillenebileceğine dair genel bakışını da sormak istiyorum. Çünkü eğer ki Amerikan tahvillerindeki faizler 4.20'lere kadar geldiyse önümüzdeki dönemde buralarda alternatif getiri arayışı bir miktar daha sorunlu hale gelebilir mi? Para biraz daha, biraz önce senin söylediğin gibi, dolar baskısını hissettirecek ölçüde yeniden dolara veya Amerika tarafına akabilir mi? Açıl, buna hemen az önce yaptığım gibi Japonya'yı da ekleyeyim. Yani o tarafta iki önemli bacaktan kur bacağı henüz hareketlenmedi ama yende de bir değer kazanımı söz konusu olursa o zaman hem içeride getiriler artıyor olacak hem de yurt dışına çıkan paranın o kuru hedgeleme maliyetinin artmasıyla beraber yende bir içerideki yatırımcı için risk teşkil etmeye başlayacak. Dolayısıyla Japonya'dan dışarı çıkan para Japonya'da kalmayı tercih edebilir. Veya gelişmekte olan ülkelere giden para Amerikan tahvillerinin çok daha iyi bir getiri sunması nedeniyle Amerika'yı tercih edebilir. Ben çok kötü bir ikinci yarı beklemiyorum açıkçası. Yani
Amerikan endekslerinde de hala yeni zirvelere doğru gittiğimizi düşünüyorum. Ama artık yavaş yavaş bu merkez bankalarının zirveyi yaptım dediği noktadan sonrası zor olacak. Yani şu anda o Fed'in sıkılaştırması veya ECB'nin sıkılaştırması dediğimiz şeyi tam olarak rakamlara yansıması olarak görmedik. Dolayısıyla önümüzdeki yıl açısından konuştuğumuzda fon akımlarında bence evet bir yavaşlama net bir şekilde gerçekleşecektir. Son olarak bir de emtia piyasasını ve değerli metallerin bu ortamdan nasıl etkilenebileceğini sormak isterim. Başta altın olmak üzere. Doların gücü ve altın arasındaki korelasyonda bir etkileşim görür müsün bundan sonra? Burada bayağı pozisyonlanma olduğunu anlıyoruz çünkü. Şimdi reel faizler arttığı sürece bir şekilde altın değer kaybedecek. Buradaki en kritik nokta Fed'in mücadelede başarısız olacağı veya mücadeleden vazgeçtiği gibi o güven unsurunun silinmesi olur. Şu anda öyle bir şey yok. Yani merkez bankaları hala eğer gerekirse daha fazla arttırırız dediği sürece ve reel faizler arttığı sürece değerli metaller üzerinde bir baskı olacaktır. Ama herkes yavaş yavaş bir stres artışı olduğunu, işte bütçe dengelerinde bir bozulma olduğunu, dolayısıyla bu işin sonuna geldiğimizi görüyor. Bu fiyatları yukarı götürmese bile kısa vadede bir destek tutuyor. Ama senin söylediğin gibi 400 milyar ve daha üzerine doğru bir hareket olacaksa muhakkak ki bu değerli metaller üzerinde bir baskı yaratacaktır. Şantman Uken, çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığım bu yorumlar ve değerlendirmeler için böylelikle finans merkezinde bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.